hafta yeryüzünü adımladığımız programımızda bu hafta hep birlikte Afrika'ya uzanıyoruz. Değerli izleyenler, bu hafta bambaşka bir ülkedeyiz. Başkalıkların bir arada yaşadığı bir ülke. Öyle ki dillerde, renklerde, dinlerde, kabilelerde her şey karmakarışık. Ama o karmakarışıklığın içinde inanılmaz bir düzen var. Etiyopya'dayız. Addis Ababa'da. Etiyopya'daki düzeni Addis Ababa Havaalanı'na indiğiniz zaman görüyorsunuz. Hiç beklemediğim bir şekilde düzenli, yeni, iyi bir havaalanı buldum. Doğrusu gerçekten hiç beklemiyordum. Bununla beraber Addis Ababa şehir meydanına geldiğiniz zaman da modern, gelişmiş, hiçbir eksiği olmayan bir şehirde gibisiniz. Ama ne zaman ki köylere çıkmaya başlıyorsunuz, işte o zaman Etiyopya gerçekleri başlıyor. Başkent Addis Ababa'nın Türkçedeki kelime karşılığı Yeni Gül. Etiyopyalılar da başkentlerine bir gül kadar özenli bakıyorlar. Şu anda Addis Ababa'nın merkezindeyiz. Tam şehir merkezinde, şehir merkezi meydanındayız. Buradan yola çıkacağız. Etiyopya'nın güneyine, kuzeyine, doğusuna gidip size Harar'ı, Necaşi'yi, güneydeki köyleri göstereceğiz. Hem burada yaşanan yeni Etiyopya'yı hem de Etiyopya'nın %80'inin yaşadığı asıl Etiyopya'yı, gerçek Etiyopya'yı göstereceğiz. Geleneklere bakacağız. Neler var onları hep birlikte göreceğiz. İşte gidiyoruz. Başkentten uçakla Makele'ye geçip oradan da Necaşi köyüne geçiyoruz. Hedefimiz Habeşistan Kralı Necaşi'nin kabrini ziyaret etmek. Efendim, Etiyopya'da Addis Ababa'da başlayan yolculuğumuz Necaşi kasabasında devam ediyor. Niye geldik Necaşi kasabasına? Bir kere Etiyopya'ya gelen her Müslümanın mutlaka uğraması gereken noktalardan bir tanesi Necaşi. Çünkü biliyorsunuz dönemde bundan yaklaşık 1400 küsür yıl sene önce buraya gelen Müslümanlar ilk defa Necaşi tarafından kabul edilmiş ve burada bir anlamda bugünkü söylemiyle mülteci konumunda yerleşmişlerdi efendim. Yani ilk hicret eden, Müslümanları misafir eden ilk ülke Etiyopya, o zamanki ismiyle Habeşistan ve ilk hükümdar da Necaşi'ydi. İşte biz de şimdi Necaşi'nin kabrine geldik efendim, onu ziyaret etmek için. Kendi döneminde düşmanlarının dahi kendisinden emin ve güvenilir adam diye bahsettiği Adil Kral'ın kabrine İstanbul'dan getirdiğimiz bir gülü bırakıyoruz. Bizim kabre geldiğimizi gören köylüler hemen yanımıza koşuyorlar. Ortalık bir anda kalabalıklaşıyor. Bu kalabalığın içinde belki de Necaşi'nin ya da ona misafir gelen muhacirlerin torunları da var, kim bilir. Köydeki fakirlik ve imkansızlık gördüğünüz herkesten, her objeden anlaşılıyor. Tüm köye fakirlik sinmiş sanki.